Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Şatafat içerisinde yaşayanlar sürekli bir fakirlik edebiyatında bulunuyorlar. Ben bu akşam yemeğimde hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi. Ondan da taviz vermedi. Benim lokmalarımı saymış demek ki. Yani eğer ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim. Ben tatlı yemiyorum. Ben ne yedim biliyor musun Sayın Cora bu akşam yemeğinde? Söylemeyin, fasulye, söylemeyin. Sayın, pilav, Sayın Öztürk, kuru fasulye, söylemeyin. Pilav yedim. Sayın ben köy Öztürk. Çocuğuyum. Sen de hamsi yemişsin. Sen tabii malı götürdüğünüz için siz güzel güzel yersiniz. Biz de köy çocuğuyuz. Kuru fasulye pilav yeriz. Yediniz mi siz kabak tatlısı? Yemediyseniz sorun yok. Ya lütfen rica ediyorum Sayın Öztürk, bakın. Arkadaşlar sataşmayacağım. Kabak tatlısı yemek kötü bir şey mi tahinle? Hayret bir şey. Devletin ve milletin temsil makamına yönelik böyle bir dil asla kabul edilemez. Herhalde Sayın Vekil CHP Genel Merkezi'ndeki ve belediyelerdeki saltanatı düşünerek onlarla ilgili bir takım yansıtmalarda bulunmuş olabilir. 3-5 maaşla ilgili kendi uygulamalarını buraya dile getirmiş olabilir. Bir. Biz başından beri diyoruz ki kahrolsun emperyalizm, yaşasın tam bağımsız Türkiye diyoruz. Siz de bunu söyleyebiliyorsanız söyleyin ve İncirlik üssünü hemen hiç geç kalmadan kapatıverin de görelim. Biz emperyalizme karşıyız. Efendim, tam bağımsız Türkiye diyoruz, siz de deyin dedi. Evet, siz laf olarak diyorsunuz, biz icraat olarak onu uyguluyoruz zaten. Tam bağımsız Türkiye, AK Parti iktidarlarının en önemli karakteridir.